O içeride söylediğiniz türkülerden hani bir mısra böyle yani ufaktan böyle dinlesek. Şu anda sizleri cezaevinden kader mahkumları da dinliyorlar. Onlar da size eşlik edeceklerdir mutlaka içeriden. Öyle mi? Biz tabii özellikle bu Yemen türküsü falan çok gündemdeydi. Ondan sonra o günlerde özellikle ada bizim için bayağı gündemdeydi. Aldırma gönüllü. Yani falan. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi falan. Bunlar söylediğimiz şarkılardı. Yemen türküsü hakeza öyle. Bunları orada terennüm ederdik, söylerdik. Ama daha tabii buna benzer birçok şeyler var. Yani bunları şu anda anımsayamıyor olabilirsiniz. Anımsayamıyorum evet. Bir de bu destek mektuplarına dair de ben bir dipnot düşmek isterim. Hani teker teker cevap yazmışsınız ya Sayın Başbakanım. Biz bununla ilgili programın tanıtımını yaparken bu mektuplarla ilgili bir tanıtım verdik. Tabii o tanıtımı ekranda gören telefona sarılmış. Diyor ki evet evet bende de var yazdığı yanıt. Bana da cevap yazmıştı. Benim de mektubumu yanıtlamıştı diyen o kadar çok telefon aldık ki. Mesela o mektuplar arasından sizi de hatırlıyor musunuz? Böyle çok üzen, çarpan, yaralı. Şu anda. Mesela. Bunları belli bir müddet bunları saklarsınız. Sakladıktan sonra da arşive kaldırırsınız tabii. Şu anda onlar yok ama az önce o Diyarbakırlı'nın söylediği o zaten bir işaret fişeğiydi. Geleceğin başbakanısınız. İşaret fişeğiydi. Evet. Pekala şimdi AK Parti ile ilgili yine devam edelim. Başından bu yana o engellemelerden söz edelim.